Hatay valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, kadının sosyal, ekonomik, kültürel birikiminden, enerjisinden yararlanmayan, bu birikimi göz ardı eden bir toplumun çağdaş uygarlık seviyesine çıkmasının beklenemeyeceğini belirtti. Kadının birikiminden bir toplumun yoksul kalmasını düşünmek mümkün değil. Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İl Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Hasan Polat, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile çok sayıdaki vatandaş katıldı. Kadınların günümüzde dünyanın geleceğinin şekillenmesinde, inşa edilmesinde daha fazla söz sahibi olmak istediğini ve olduğunu belirten Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, kadının birikiminden bir toplumun yoksun kalmasını düşünmek mümkün değildir. Kadınların nezaketiyle, zarafetiyle, hayatın her alanında yapacakları güzel katkılarla toplumun şekillenmesine, daha da güzelleşmesine katkıda bulunacağız, dedi. Memnuniyetle belirtmek gerekir ki, artık bir şekilde kadınların sosyal enerjisinden, siyasal enerjisinden, ekonomik birikiminden, hayatın her alanındaki birikimlerinden yararlanma konusunda bir toplumsal mutabakatın, bir toplumsal uzlaşmanın olduğunu söylemek mümkün ve bu iyi bir nokta, gelinen nokta iyi bir nokta. Etkinlikte söz alan Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş da iş, siyaset konularında yönetici pozisyonlarında kadınların haklarının biraz gasp edildiğini belirtti. Eğitimde biraz yoruldum, gerçekten aldık. Ama iş imkanlarında yönetici pozisyonunda ve siyaset konularında biraz kadınlarımızın hakkını yiyoruz gibi. Doğru mu? Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder ise bir kadının eğitilmesini esasen oğlusun, toplumun, milletin eğitilmesiyle aynı değerde gördüklerini ifade etti. Ülkemizde çalışma hayatımızda kadının güçlendirilmesi bilimsel, ahlaki, sosyal ve ekonomik yönde hayatta erkeklerin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve desteği olduğunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Aldatmaz da kadın veya erkek olarak yaratılan insanoğlunun cinsiyetini seçerek doğma hakkına sahip olmadığını, bu sebeple erkek veya kadın olarak doğmuş olmanın bir diğerine üstün olma hakkını vermeyeceğini söyledi. Kadın sorunlarını çözüm ararken sadece kadın erkek eşitliğine odaklanmadan kadınlarımızın tüm sorunlarına kalıcı ve sağlıklı çözümler üretilmeli. Törende aldığı mikro kredi sayesinde evinde mantar yetiştiriciliği yapan ve yuvadan iki çocuk alarak koruyucu aile olan Habibe Koçak, yılın annesi seçilirken plaketini Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz'in elinden aldı.